Alo Türkiye Gazetesi, Bilgi 8. Sahibi Enver Ören. Sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı. Program yönetmeni Niyazi Hancı. Program yazarı Abdurrahman Çapar. Merhaba sevgili dinleyiciler. Evet, yeni bir Alo Türkiye gazetesi programıyla daha sizlere merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili dinleyiciler, sizlerden gelen istek ve temennilere uygun olarak bu defa özel bir program hazırladık. Evet, bu programımızı mübarek Ramazan-ı Şerif'e ayırdık. Ramazan-ı Şerif ne demektir? Oruç nasıl tutulur? Farzları nelerdir? Oruçta nelere dikkat etmelidir? Dinimizde oruç tutmayanların yani özrü olanların durumu nedir? Zekat nasıl hesap edilir? Kimlere zekat verilir? Hayır kurumlarına zekat verilebilir mi? Ve bu mübarek ayda karşılaşabileceğimiz bazı meselelere verilen kısa cevaplarla fıkıh köşesi programımızın konuları arasında yer alıyor. Sevgili dinleyiciler, mübarek Ramazan-ı Şerif, Müslümanların hasretle beklediği en mühim aylardan birisidir. Bu mübarek günlerde oruç tutmaksa Allah-u Teala'nın Müslümanlara hediyesidir. Evet, bu günlerin her dakikası dünya hazineleriyle ölçülemeyecek kadar kıymetlidir. O halde Ramazan-ı Şerif'i bu kadar değerli kılan hususlar nelerdir? Dinimiz bu mübarek aya niçin kıymet vermiştir? Peygamber Efendimiz Ramazan-ı Şerif'e bir gün kala Şaban ayının son günü "Ey Müslümanlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki bu aydaki bir gece Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Allah-u Teala bu ayda her gün oruç tutulmasını emretti. Bu ayda geceleri teravih namazı kılmak da sünnettir. Bu ayda Allah için ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda farz ibadet yapmak gibidir. Bu ayda bir farz ibadet yapmak, başka ayda 70 farz yapmak gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yer cennettir. Bu ay iyi geçinme ayıdır. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları affolur. Hak Teala onu cehennem ateşinden azat eder. O oruçlunun sevabı kadar ona sevap verilir buyurduklarında "Ya Resulallah, her birimiz bir oruçluya iftar verecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz" diyen sahabilere Resulullah Efendimiz buyurdu ki "Bir hurmayla iftar verene de, yalnız su ile oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de bu sevap verilecektir. Bu ay öyle bir aydır ki ilk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret ve sonu cehennemden azat olmaktır. Bu ayda 4 şeyi çok yapınız. Bunun ikisini Allah-u Teala çok sever. Bunlar kelime-i şehadet söylemek ve istiğfar etmektir. İkisini de zaten her zaman yapmanız lazımdır. Bunlar da Allah-u Teala'dan cenneti istemek ve cehennem ateşinden ona sığınmaktır. Bu ayda bir oruçluya su veren bir kimse kıyamet günü susuz kalmayacaktır. Ramazan ayı seçilmiş büyük bir aydır. Kur'an-ı Kerim bu ayda indirildi. En faziletli oruç bu ayda tutulan oruçtur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Hak Teala ayları Ramazan'la, kitapları Kur'an-ı Kerim'le süslemiştir. Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. İşte mübarek Ramazan ayı gelmiştir. Bu ay içinde öyle bir gece vardır ki 1000 aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalanlar diğer bütün hayırlardan da mahrum olurlar. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi olunca Allah-u Teala kullarına rahmetle nazar eder ve rahmetle nazar ettiği kuluna da asla azap etmez. Bu ayın her gününde Hak Teala pek çok günahkarı cehennem ateşinden azat eder. Ramazan-ı Şerif'in son gecesi olunca bütün bir ay boyunca mağfiret ve azat olunanlar kadar daha mağfiret ve azat olunur. Bir kimse Ramazan ayında oruç tutmayı farz ve vazife bilerek tuttuğu orucun sevabını Allah-u Teala'dan beklerse geçmiş günahları affolur buyurulmuştur. Allah-u Teala kullarına faydalı şeyleri emreder, zararlı şeyleri ise emretmez. Cenab-ı Hakk'ın her emrinde bizim bilemediğimiz nice faydalar mevcuttur. Fakat mümin emirleri yaparken faydası sebebiyle değil, Allah-u Teala'nın emri olduğu için yapar.
Haram ve mekruhlardan da aynı şekilde sakınır. Bunun için mümin gayrimüslimlerin sözlerine aldanmaz. Oruç tutarken de İslam alimlerinin bildirdiklerine tabi olur. Dinini, imanını çalmak için uğraşanların düşüncelerine, sözlerine itibar etmez. Çünkü ibadetlerde gayrimüslimlerin sözleri delil, senet olmaz. Onların sözleriyle ibadetler terk edilmez. Oruç da namaz kılmak ve zekat vermek gibi Allah-u Teala'nın emirlerindendir. Mümin ibadetlerini Cenab-ı Hak emrettiği için yerine getirir. Fakat bu emirlerin faydalarından, hikmetlerinden bazısını araştırmanın, bilmenin de bir zararı yoktur. Hatta ibadetlerin faydalarını, hikmetlerini öğrenmenin faydası bile olmaktadır. Ancak bu ibadetin hikmeti budur. Daha birçok hikmet olabilir. Sevgili dinleyiciler, çoğumuz hasta olmaktan korkarız. Çünkü hastalık insanı birçok işten alıkoyar, güçsüz düşürür, muhtaç bırakır. Hastalığınsa çeşitli sebepleri vardır. Bunların ekserisi ise çok yemekten ileri gelmektedir. Çözüm oruç tutmakta. O halde orucun sağlığımız üzerinde etkileri nelerdir? Ramazan orucunun manevi cephesi yanında maddi yönü, yani insan sağlığı açısından önemi de dikkate değerdir. Bir hadisi şerifte "Oruç tutun, sıhhat bulun." buyurulmuş. Orucun bu hususta son derece önemli olduğu vurgulanmıştır. Orucun insan sağlığına tesiri sayılamayacak kadar çoktur. Bunların içinden en önemlileri karaciğer ve damarlar üzerindeki tesirleridir. Karaciğer, vücudun muazzam kompütürlerle çalışan kimya laboratuvarı gibidir. Karaciğer, bir taraftan sindirim için çok büyük mesele olan yağları sindirir, eritir, diğer taraftan da besinleri depo eder, ihtiyaca göre onları çözer. Ayrıca karaciğer, vücuda giren mikroplara karşı faydalı zehirler üretir. Kemik iliğinde kan yapan hücreler için temel maddeler hazırlar. Vitamin ve hormonlarla kandaki iyot dengesinin bütün faaliyetinden karaciğer sorumludur. Bunun için karaciğer hücreleri 24 saat durmadan çalışmak mecburiyetindedir. Çok yemek ve içmek karaciğer hücreleri için çok zararlıdır. Aşırı derecede çalışan karaciğer hücreleri Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak suretiyle dinlenmektedir. Böylece karaciğer bir sene müddetle daha kuvvetli çalışma imkanı bulmaktadır. Bugün yapılan tıbbi araştırmalarda gençliğinden itibaren oruç tutan kimselerin karaciğer bozukluğuyla ilgili rahatsızlık çekmediği tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalarda zayıf, güçsüz kimselerin oruç tuttukları zaman daha kanlı canlı hale geldikleri görülmüştür. Orucun karaciğer üzerindeki bu etkisinin yanı sıra damarlar üzerindeki etkisi de insanı hayretler içinde bırakmaktadır. Damarların en büyük düşmanı kandaki aşırı besin maddeleri ve bilhassa bu maddelerin yakılamayan artıklarıdır. Bu artıklar ihtiyarlığın, yıpranmanın sebebi olarak gösterilmektedir. Oruç, damarlardaki besin artıklarının birikmesine mani olmaktadır. Yapılan araştırmalarda kandaki besin maddelerinin iftar vaktine doğru belli sınırları koruyarak sonuna kadar yandığı tespit edilmiştir. Oruçluyken hücre arası su azaldığından küçük tansiyon azalarak damarların üzerindeki baskı kalkar. Bunun için oruç tutanların damarları ve küçük tansiyonları daima sağlıklı olmaktadır. Sevgili dinleyiciler, Ramazan ayı geldiğinde milletçe bambaşka bir sevinç, heyecan sarar benliğimizi. Bu aylarda varırız farkına insanlığımızın, sorumluluğumuzun. Evet, bizler de bu heyecan ve sevgiyi hasıl eden Ramazan aylarının öyle çok faziletleri vardır ki saymakla bitmez. Peki Ramazan orucunun faziletleri nelerdir? Oruç tutmanın sayısız faziletleri vardır. Hadis-i şeriflerde sabır imanın yarısıdır. Oruç da sabrın yarısıdır. Oruç tutanın ağız kokusu Allah-u Teala indinde misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun uykusu ibadet, nefesi tesbihtir, duası müstecaptır. Ameline kat kat sevap verilir. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur.
Allah yolunda bir gün oruç tutanın bedenini Allahu Teala cehennemden 70 sene uzaklıkta tutar. Oruç mümini cehennemden koruyan kalkandır. Allahu Teala buyuruyor ki: kendi arzu ve isteklerine sabredenler hesaba çekilmezler. Ecirleri, sevapları hesapsızdır. Benim kulum yiyip içmekten yalnız benim için el çekti. Onun mükafatını ancak ben veririm. Allahu Teala buyuruyor ki: her iyiliğe 10 misli sevap verilir. Fakat oruç bana mahsustur. Onun karşılığını ben veririm buyurulmuştur. Faziletinin büyüklüğündendir ki Allahu Teala bu ibadeti özel olarak kendisine nispet ederek oruç benim içimdir buyuruyor. Her ne kadar bütün ibadetler onun içinse, bu bütün alem onun mülkü olduğu halde Kabe'ye benim evim buyurmasına benziyor. Sevgili dinleyiciler, Ramazan orucunun faziletleri anlatılırken dikkatinizi çekmiştir. Allahü Teala orucun karşılığını ben veririm buyuruyor. Evet, bu sözde yatan gizli hikmetler nelerdir? Oruca niçin bu kadar ehemmiyet veriliyor? Cenab-ı Hakk'ın orucun karşılığını ben veririm buyurmasının sebeplerini maddeler halinde sıralarsak, oruç gizli bir ibadettir. Allahu Teala gizli yapılan ibadetleri açıktan yapılan ibadetlerden daha çok sever. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: gizli verilen bir gümüş, aşikare verilen 700 gümüşten daha üstündür. Oruç tutan nefsini yenebilir. Bu da üstün bir ibadettir. Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'a buyurdu ki: ey Davud, nefsine düşman ol. Muhakkak ki benim sevgim nefse düşmanlıktadır. Demek ki nefs düşmanına yiyecek ve içecek vermekle kuvvetlendirilmiş oluyor. Kuvvetli olunca da günah işlemesinin önüne geçilmez. Bir at azdıracak kadar kuvvetli beslenirse ele avuca sığmaz, sahibini yere atabilir. Çok zayıf olursa da hizmet edemez. Onun için hizmeti aksatmayacak ve azgınlık yapmayacak şekilde beslemek lazımdır. Oruçlu bir kimsenin uykusu bile ibadettir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: oruç tutanın uykusu, oruç tutmayıp geceyi ibadetle geçirenin ibadetinden üstündür. Oruç tutmakla şeytanı da yenmek mümkündür. Çünkü şeytan cereyanın elektrik telinde dolaştığı gibi insanın damarlarında dolaşır. Fakat oruç tutanın bedenine giremez. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: şeytan damarlarınızdaki kan gibi dolaşır. Oruç tutmakla yolunu daraltınız. Şeytan bedene girmeyince vesvese ve zararından kurtulmuş oluruz. Oruç tutmakla meleklere de benzemiş oluruz. Temiz ve makbul olanlara benzemenin karşılığı büyüktür. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: salihlerin hasletinden kimde bulunursa kıyamette onlarla haşrolur. Zekat malı temizlediği gibi oruç da bedeni temizler. Hadis-i şerifte her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur buyuruldu. Oruç kibri, büyüklenmeyi giderir. Kalbi nurlandırır, aklı arttırır. Sırattan kolay geçmeyi sağlar, bedene sıhhat kazandırır. Hadis-i şerifte oruç bedenin sıhhatidir buyuruldu. Evet. Oruç tutmak insanı her bakımdan yüceltiyor. Dünya ve ahiret saadetine vesile oluyor. Ancak yukarıda anlatılan müjdeye kavuşmak için orucu tam ve dosdoğru tutmak lazım geldiğini de hepimiz biliriz. Peki bu hususlar nelerdir? Oruç tutarken nelere dikkat etmelidir? Oruç tutarken dinimizin diğer emirlerine de dikkat edilmelidir. Dikkat edilmezse tutulan orucun sevabı azalır veya yok olur. Oruçtan ve diğer bütün dini emirlerden maksat salih bir insan olabilmektir. Oruç tutan kimse kötülük işlemeye devam ediyorsa oruçtan beklenen faydanın elde edilmesi çok zordur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: nice oruç tutanlar vardır ki
açlık ve susuzluktan başka bir şey elde etmezler. Oruçtan beklenen yüksek faydaya kavuşabilmek için şu hususlara dikkat etmek gerekir. 1. Gözü faydasız şeylere, harama bakmaktan korumalıdır. 2. Dilini yalan, gıybet, kovuculuk gibi kötü işlerden alıkoymalıdır. 3. Gıybet edenle dinleyen günaha ortak oldukları için haram şeyleri dinlemekten kulağı muhafaza etmelidir. 4. Gözü, dili, kulağı kötülüklerden koruduğu gibi el, ayak ve diğer uzuvları da haramlardan ve şüphelilerden korumak lazımdır. Mideye haram lokma sokmamaya çalışmalıdır. 5. Sahurda çeşitli ve kuvvetli gıdalar yemekte mahsur yoksa da iftar vakti tıka basa yiyerek mideye zarar vermek doğru değildir. Ağır işlerde çalışmadığı halde pek fazla yiyerek oruçtan beklenen faydadan mahrum kalmamalıdır. 6. İftar vakti acaba tuttuğumuz oruç kabul edildi mi diye düşünüp korkmalı ve Allahu Teala'ya orucun kabul olması için yalvarmalıdır. Bunların yanı sıra Ramazan'da çok istiğfar söylemeli, Kur'an-ı Kerim okumalı ve dinini doğru yazılmış ilmihal kitaplarından öğrenmelidir. Hasan-ı Basri Hazretleri bir takım insanların bayram günü gülüp eğlendiklerini görünce buyurdu ki: Allahu Teala Ramazan ayını müsabaka meydanı gibi yaratmıştır. İnsanlar ibadetle müsabaka ederler. Müsabakayı kazananlar kurtulur, kaybedenler helak olur. Eğer hakikati bilselerdi, ameli makbul olanlar sevinçten, ameli kabul olmayanlarsa üzüntü ve hasretten gülüp oynayamazlardı. Büyüklerden birisine dediler ki: artık sen ihtiyarladın. Dinimiz oruç tutamayan ihtiyarlara ruhsat tanımıştır. Fidye ver, oruç tutma. Cevabında buyurdu ki: ben orucu uzun bir yolculuk için azık olarak biriktiriyorum. Bugün biraz zahmete katlanmak, yarın Allahu Teala'nın azabına dayanmaktan daha hafiftir. Sevgili dinleyiciler, ölüm için geriye sayma insanın doğumuyla birlikte başlıyor. Evet, ölüm ve ölümden sonrası, yani ahiret hayatı güneş gibi hakikatken yarına hazırlanmamak, gaflet içinde olmak ne kötü değil mi? İşte düştükleri gaflet uykusundan uyanmak için çırpınan sosyetenin ileri gelen ailelerinden bir çiftin ibretli hikayesi. Birlikte dinleyelim. Ben üniversite mezunu bir hanımım. Beyim ise özel bir şirketin genel müdürlüğünü yapıyor. Bundan yaklaşık bir sene önce sizlerin deyimiyle İstanbul sosyetesinin en seçkin kişileri arasında yer alan eşimle birlikte yine İstanbul'un en seçkin muhitinde oturuyorduk. Evlendiğimiz günden itibaren şaşalı bir şekilde başlamıştı hayatımız. Beyim de ben de kendimizi bir üst sınıfın insanları olarak kabul edip şanımıza yakışır bir hayatı bütün benliğimizle arzulamıştık. İçine girmeyenlerin bilemeyeceği derecede değişik duygu ve iğrenç fantazilerin yaşandığı bu toprağın insanının yapısına uymayan topluluklar bizim gibi insanların coşkuyla seçeceği tek yerdi. Kadınlı erkekli bir araya gelip gece sabahlara kadar çılgınca eğlenmeler, sanki zevk alıyormuşçasına yapılan her türlü israf, yüce dinimizin yasak ettiği her türlü kepazelik, bizim de içinde bulunduğumuz toplulukların bir araya gelmesindeki yegane sebepti. Sabah olup da çılgınlıklardan hırpalanmış bedenimiz, gündüz istirahate çekilirken ertesi akşam için dinleniyordu. Tek gayemiz vardı bizim: yemek içmek ve eğlenmek. Gelirimiz fevkalade. O halde düşünecek hiçbir şeyimiz yok. Kocamın kıskançlığını mı soruyorsunuz? Ne keser? Kıskançlık denilen bir kelimeyi bilmiyoruz ki. Biz, tabiri caizse, menfaatleri doğrultusunda bir araya gelmiş, şuursuz, kaygısız, düşüncesiz, eğlence düşkünü kimselerdik. Tek cümleyle söylemek gerekirse, her türlü rezalet bizde, bizim bulunduğumuz çevrede vardı. Üstelik seçkin kişiler olduğumuz için bizim eğlence partilerimiz gayet normal görülüyordu. Ta ki geçen Ramazan ayında tanıdığım olan bayan biyologla bir mezarlıktan geçinceye kadar. Ah Semra, ah Semra,
Dur, ona gitmek için başka yol yok muydu? Böyle mezarların arasından yürüyoruz. Vardı Ayşin, ama daha kestirme olduğu için burayı tercih ettim. Ayaklarıma taşlar çakılıyor. Böyle giderse yeni bir ayakkabıya ihtiyacım olacak. Yorulduysan biraz dinlenelim. Oturalım bari, hiç fena olmaz. İşte şuradaki taşların üzerine oturalım mı? Sahi çakmağın var mıydı? Canım sigara istedi de. Çantamda var. Fakat içmesen daha iyi olur. Neden? Malum Ramazan ayındayız. Baksana, insanlar mezarları ziyarete gelmişler. Belli ki oruç da tutuyorlardır. Onları rencide etmeyelim. Aman sen de. Hiçbir şey umurumda değil. Sen çakmağını ver bana. Fakat Ayşin... Ay! Ne oldu Ayşin? Niçin bağırdın? Ay, kuru kafa. Baksana, kuru bir kafa var yanımda. Korkma, sen şöyle çekil bir kenara. Ay, neyin nesi o? Söylesene neyin nesi? Sen biyologsun, anlarsın bu işlerden. Evet, bu kuru kafa bir bayana ait. Öyle olduğu kafatası şeklinden anlaşılıyor. Ay, şimdi bu gerçekten bir kadın kafası mı? Evet, kim bilir nasıl bir hayat yaşadı. Baksana, toprak bile kabul etmemiş. Belki adı da ne bileyim Semra, Ayşin, sevgi olabilir, ha? Ne dersin? Ha, ama Semra çok olsun. Yeterince oyalandık. Hadi gidelim buradan, içime sıkıntılar girdi. Biyolog bayan arkadaşımla birlikte sanki bu konudan kaçarcasına uzaklaştık mezarlıktan. Ama yol boyu o hadise beynimde uçuşup duruyordu. Evet, bir gün ben de ölecektim. Ve belki benim kemiklerimde böyle ayaklar altında kalacak, toprak şu günkü zarif bedenimi kabul etmeyecekti. Akşam üzeri eve geldiğimde kocamı o gece için hazırlık yaparken buldum. Bense kendimi birazcık olsun toparlamak, beynimi sarsan düşünceler zincirinden kurtulabilmek için doğruca banyoya koştum. Aynanın karşısına geçip süslenmeye başladığımda ilk defa titredim. Ay, oh Allah'ım, ben ne yapıyorum? Niçin süsleniyorum? Bu akşamki eğlence partisini süslemek için mi? Ama ben de öleceğim. O kuru kafa gibi. Bedenim, Allah'ım, aynadaki görüntüm kayboluyor. Sanki, hayır, sanki etlerim kemiklerimden ayrılıp toprak oluyor. Saçların, saçların dökülüyor, eyvah. Çıldırıyorum ben, çıldırıyorum. Neredeyim? Allah, mide... Ayşin! Ayşin, neyin var? Ben ölüyorum Engin. Kuru kafa, bedenime... Dur yavrum, dur, yardım edeyim sana. Neredeyim ben? Ayşin, başını bir yere mi çarptın? Ama tabii ki evdesin. Evet. İyiyim, bir şeyim yok. Merak etme. Ayşin, istersen doktor çağırayım. Hayır. Hayır, ben iyiyim. Hadi sen işine bak. Hayatım, ben seni bekliyordum. Unuttun mu? Bu akşam yine eğlence partisine gidecektik. Ben bu akşam gelemeyeceğim. İstersen sen git. Evet, sen gidebilirsin. Beyim şaşırmıştı ama ısrar da edemedi. Fakat kendisi de gitmedi o akşam. İsrarlı sessizliğim onun da canını sıkmış olmalı ki erkenden yattık. İşte kendimi arayışım böyle başladı. Daha sonra insan olarak niçin var olduğumu, yaşadıklarımın ne kazandırıp ne kaybettirdiğini kara kara düşünmeye başladım. Beynimi zonkladan düşünce fırtınalarından bir türlü kurtulamıyordum. Aradan 2 gün geçmişti ki müthiş bir diş ağrısıyla önceden tanıdığım bir arkadaşı muayenehanesinde buldum kendimi. Muayenehanenin kapısından içeri girince beynimi sarsan düşünceler çenemdeki sancıları unutturacak bir sürprizle karşılaştım. Bu, yüksek sosyete dişçisi olan hanım arkadaşım başını örtmüş, hanım hanımcık bir edayla beni karşılamıştı. Tedaviden sonra ruhumdaki fırtınaları sezmiş olmalı ki sordu. Ben de yaşadığım bunalımı bütün teferruatıyla anlattım ona. O an dişçi arkadaşım... Bak Ayşin, benim de daha önceki halimi biliyorsun. Ben de senin gibiydim. Ama gördüğün gibi şimdi son derece huzurlu bir hayatım var. Yalvarırım, yardım et bana. Ben de senin gibi huzurlu olmak, sorumsuzca yaşamaktan kurtulmak istiyorum. Ölmekten korkuyorum. Çok korkuyorum, anlıyor musun? Çok korkuyorum. Dinle o halde. Bak şu elimdeki gazeteyi görüyor musun? Görüyorum, evet. Ne ilgisi var? Hem de çok ilgili. İşte ben ruhumdaki açlığı, kalbimdeki fırtınaları bu gazeteyle dindirdim. Bakabilir miyim? Elbette. Al, onu sana hediye ettim. Birkaç gün alıp okursan bana hak vereceksin.
Evet, o gün diş ağrısı için gittiğim doktorda kalbimin ağrısını dindirdim. Çünkü gazetemle tanıştım o gün. Evet, böylece Türkiye Gazetesi'ne abone oldum. Hakikaten içimdeki ruhi açlığı her gün yeni bilgilerle doyuruyordum. Beyim ise o sosyete çevresiyle benim aramda kalmıştı. Çünkü ben artık dinime bağlı ve evimin hanımıydım. Beyim ise benim yüzümden o çevreden uzaklaşmak istemiyordu. Bir gün benden yine eskisi gibi olmamı isteyince kararlı bir şekilde... Eğer bu konuda sana yakışmıyorsam ayrılabiliriz. Ama sakın bir daha benim eskisi gibi olmamı isteme. Ben bunca yıldır ilk defa huzurlu ve mutlu oldum. Şey ama ben öyle demek istemedim. Senden nasıl ayrılırım? Öyleyse bir kez olsun dinle beni. Peki dinliyorum. Yalnız daha önce benim huzura kavuşmama vesile olan şu gazeteye bir göz at. Ondan sonra konuşalım. Daha önceleri okuduğum gazeteyle ilgilenmeyen beyim... O günden sonra gazeteyi elinden düşürmez olmuştu. Öyle ki hayretle okuduğu yazıları heyecanla bana da okuyor, duygularını paylaşma ihtiyacı hissediyordu. Evet, ilk defa bir insan olduğumuzu fark etmeye başlamıştık. Nihayet kocam... Hanım, sen gerçekten haklıymışsın. Bu gazetede insanı saran bir sıcaklık var. Daha önce neden almadık bu gazeteyi? Biliyor musun, gazetemi sevdiğine çok memnun oldum. Bir an korkmuştum. Çevremi sana tercih edeceğimden mi? Ne bileyim öyle işte. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Tattığın huzuru bana da tattırdın. Evet. Kesin kararımı verdim. O çevreden ben de uzaklaşacağım artık. Bak ne diyeceğim Engin. Bu evi satıp daha mütevazı bir yere gidelim. Uzaklaşalım buralardan. Evet. En doğrusu bu. Yarımdan tezi yok. Evi satılığa çıkaracağım. Evet, bir Ramazan günü mezarlıkta çırpınmaya başlayan yüreğim Türkiye gazetesiyle sükun buldu, ferahladı. Beyimin de gerçekleri görmesiyle o çevreyle alakamızı kesip sade ve çirkinlikten uzak bir hayat yaşamaya başladık. Şimdi güneşin ilk ışıklarıyla evimize gelen gazetemiz küçük yuvamızı aydınlatmaya, huzur vermeye devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, küçük büyük hemen herkesin oruç tuttuğu Ramazan ayında özründen dolayı oruç tutmayanlara da rastlarız. Kimi şu sebepten, kimi bu sebepten dolayı bazı bahanelerle mazur göstermeye çalışırlar kendilerini. Evet, dinimiz hangi durumlarda oruç tutmamak için insanı özürlü kabul ediyor? Allahu Teala insanlara gücünün yetmeyeceği işleri emretmez. Bizim yapacağımız ibadetin Allahu Teala'ya bir faydası yoktur. Yapılmasını emrettiği işlerde sayısız hikmetler, insanlar için çeşitli faydalar vardır. Her ibadeti yapmamayı mübah kılan bazı özürler vardır. Oruç tutmamayı mübah kılan özürlerden bazıları şunlardır. 1. Hasta, hastalığının artmasından veya iyi olmasının gecikmesinden yahut şiddetli ağrı gelmesinden veya hasta bakıcı hastalanarak onlara bakamayıp helak olmalarından korkarsa oruç tutmayıp sonra kaza eder. Sağlam kimse hasta olacağını çok zannederse oruç tutmayıp sonra kaza eder. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus çok zannetmek hususudur. Burada tabii bir Müslim-i Hazık'ın yani salih ve branşında mütehassıs bir doktorun muayene etmesi gerekmektedir. 2. Güçlü bir kimse tehdit ederek oruç tutarsan şu uzvunu keserim, malını yok ederim, İşkence ederim diyerek cebren oruç tutturmazsa o kimse ciddiyetine binaen oruç tutmaz sonra kaza eder. 3. Zehirli hayvan sokunca veya herhangi bir hastalık sebebiyle ilaç kullanmak orucu bozar. Ramazandan sonra kaza eder. 4. Susuzluktan hastalanıp ölmesi muhakkak olan herkes orucunu bozup sonra kaza eder. 5. Hamile veya süt veren emzikli kadın zayıfsa oruç tutmayıp İyi olunca kaza eder. 6. Misafir yani 3 günlük mesafeye 104 kilometre uzağa gitmek için yola çıkan kimse ertesi gün oruç tutmayabilir ve Ramazan'dan sonra kaza eder. Oruç tutması kendisine zarar vermezse seferde oruç tutması iyi olur. Yolculuk orucu bozmayı mübah yapmaz. Sefere çıkan kimsenin o gün orucu bozmaması vaciptir. Bozması helal olmaz. Eğer bozarsa yalnız kaza lazım olur. Yolculuk
oruca başlamamayı mübah yapar. Orucu böyle sebepsiz bozan kimsenin bozduğu için tövbe istiğfarda bulunması ve o günü kaza etmesi gerekir. 7. Özürlü kadın özrü geçinceye kadar oruç tutmaz. Ramazan'da tutamadığı oruçları kaza eder. 8. Oruç tutamayacak kadar pek yaşlı kimse oruç tutmaz. Zenginse tutamadığı oruçların fidyesini verir. Oruç tutmamayı veya başlanmış bir orucu bozmayı mübah kılan daha başka özürler vardır. İlmihal kitaplarında tafsilatlı olarak bildirilmiştir. Özrü olmayanların mutlaka oruç tutması lazımdır. Oruç tutmak çok sevap olduğu gibi tutmamak da büyük günahtır. Oruç tutmamak için çeşitli bahaneler çıkartmamalı, bu büyük sevaptan mahrum kalmamalıdır. Geçmiş günahlara da tövbe etmelidir. Bu ayı fırsat, ganimet bilmelidir. Çünkü hadisi şeriflerde insanlar Ramazan-ı Şerif'teki hususi sevapları bilselerdi, o yılın tamamının Ramazan olmasını elbette isterlerdi. Bir kimse inanarak ve sevabını umarak oruç tutsa, namaz kılsa, onun geçmiş ve gelecek günahları affolur. Ramazan, gelecek Ramazan'a kadar arada olan günahlara kefarettir buyurulmaktadır. Ramazan-ı Şerif'te 4 grup insan hariç herkesin günahlarının affedileceği bildirilmiştir. Hadis-i Şerif'te affedilmeyeceği bildirilen 4 grup insan şunlardır. 1. Doğru itikatta, inançta olmayan bid'at ehli. 2. Ana ve babasına asi olan. 3. Sıla-i rahmi yapmayan, yani yakın akrabayı ziyaret etmeyen ve iyilikte bulunmayan. 4. Alkollü içkileri içmeye devam eden. Sevgili dinleyiciler, bizi ve bütün mevcudatı yoktan var eden, her an görünür görünmez kazalardan, belalardan koruyan, çeşitli nimetler, iyilikler veren Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını yerine getirmeye, şükretmeye ibadet diyoruz. Ancak ibadetleri yaparken asıl olan şeyin de niyet olduğunu biliyoruz. Ameller niyetlere göredir buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Evet, oruca başlarken de niyet etmek gerekir ve orucun farzlarından biridir. Peki, orucun diğer farzları nelerdir? Orucun farzı 3'tür. Bu farzlardan birincisi az önce belirtildiği gibi niyet etmektir. Niyetin yeri de kalptir. Bütün niyetleri kalple yapmalıdır. Kalp hazır olmadan dille niyet etmek sahih olmaz. Kalple niyet etmek hangi namazı kıldığını, hangi orucu tuttuğunu bilmek demektir. Orucun ikinci farzı, niyeti, niyetin ilk ve son vakitleri arasında yapmaktır. Niyetin ilk vakti, bir önceki gün güneşin batmasından sonra başlar. Her akşam iftar ederken, yarınki Ramazan orucuna da niyet etmek iyi olur. Bazıları, niyet ettikten sonra yemek yenmez zannediyorlar. Böyle bir şeyin aslı yoktur. Niyet edilsin veya edilmesin, imsak vaktine kadar yiyip içmekte mahsur yoktur. Oruç için sahura kalkmak da niyet demektir. Çünkü niyet, yapacağı işin ne olduğunu bilmek demektir. Sahura kalkan kimse, yarınki oruç için yemek yediğini biliyorsa, niyet etmiş olur. Orucun üçüncü farzı, fecr-i sadık, yani imsaktan güneşin batmasına kadar olan zaman içinde orucu bozan şeylerden sakınmaktır. Evet sevgili dinleyiciler, yeri gelmişken öğrenmek istiyoruz. Peki, orucu bozan şeyler nelerdir? Evet, bir ibadeti yaparken o ibadetin farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, mekruhlarını ve müfsitlerini, yani ibadeti bozan şeyleri de bilmek lazımdır. Bunlar bilinmezse yapılan ibadet sıhhatli olmaz. Hatta öyle olur ki ibadet yaptığımızı zannettiğimiz halde o ibadet bozulmuş, ibadet olmaktan çıkmış olabilir. Bunun için orucun farzlarını, mekruhlarını ve müfsitlerini, yani orucu bozan halleri ve bozmayan şeyleri iyi bilmek lazımdır. İlmihal kitaplarında orucu bozan ve kefaret gerektiren haller için genel kaide bildirilmiştir. Gıda veya deva, yani ilaç olarak faydalı bir şey yemek, içmek, zevk, keyif veren bir şeyi ağızdan almak ve cima orucu bozar. Orucu bozan bu şeyler bilerek yapılınca hem kaza hem kefaret gerektirir. Orucu bozup kaza ve kefaret gerektiren şeylerden bazıları şunlardır. 1.
Oruçluyken bilerek yiyip içmek. 2. Kan aldırmak, gıybet etmek gibi orucu bozmadığı iyi bilinen şeylerden sonra oruç bozuldu sanarak bile bile yemek. 3. Boğaza kaçan yağmuru karı isteyerek yutmak. İstemeden boğaza kaçarsa sadece kaza gerekir. 4. Sigara içmek. Orucu bozup sadece kaza gerektirecek halleri ise şöyle sıralayabiliriz. 1. Hata ile, mesela abdest alırken boğazına su kaçmak. 2. Kulağa yağ, ilaç damlatmak, derideki yaradan içeri girecek ilaç koymak. 3. Vücuda iğne ile ilaç ve aşı şırınga etmek. 4. Kağıt, pamuk, ot, pişmemiş pirinç, darı, mercimek tanesi gibi ilaç ve gıda olmayan bir şeyi yutmak. 5. Zorlayarak ağız dolusu kusmak. 6. Dişlerin kanamasında yalnız kanı veya tükürükle aynı miktardaki karışık kanı yutmak. 7. İmsak vaktinden sonra daha gece zannederek yiyip içmeye devam etmek. 8. Güneş battı, ezan okundu zannederek iftar vakti gelmeden yemek. 9. Oruçlu olduğunu unutup yiyip içtikten sonra orucum bozuldu diyerek yiyip içmeye devam etmek. 10. İstimna, yani mastürbasyon yapmak. Burada hemen bir istisnayı belirtmek istiyorum. Uykudayken ihtilam, yani hamamcı olmak, orucu bozmaz. 11. Taharetlenirken içeri su kaçırmak. 12. Buruna sıvı ilaç damlatmak. 13. Buruna kolonya çekmek. 14. Başkalarının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek. 15. Diş çektirmek için uyuşturucu iğne vurdurmak. 16. Astım hastalarının kriz halinde ilaçlı sprey kullanmaları orucu bozar. İlaçsız oksijen gazı bozmaz. Hasta olmadan ilaçlı sprey kullanılırsa kaza ve kefaret gerekir. 17. Hastaların dil altından yutmasa da ilaç alması orucu bozar. 18. Kadınların ve erkeklerin ilaç olarak fitil kullanmaları orucu bozar. Fakat gusül gerektirmez. Sevgili dinleyiciler, biliyoruz deyip de bilmediğimiz, bu yüzden de öğrenemediğimiz o kadar çok şey var ki. Evet, şimdi de Ramazan günü özürsüz oruç tutmayanların bunu nasıl telafi edeceklerine geldi sıra. Oruç kefareti nasıl yapılır? Kefaret, Ramazan ayının hürmet perdesini yırtmanın, yani Ramazan orucunu bile bile bozmanın cezasıdır. Oruç kefareti için ard arda 60 gün oruç tutmak lazımdır. Ramazan günü özürsüz bir orucu bozmanın cezası 60 gün, bir gün kazası ile 61 gün oruç tutmaktır. Bunun için kefarete halk arasında 61 denmektedir. Birkaç Ramazan'da kefaretleri olan veya bir Ramazan'da iki gün kefareti olan kimse, birinci kefareti yapmamışsa ikisi için yalnız bir kefaret yapar. Birinci kefareti yapmışsa ikinci kefareti de ayrıca yapması lazımdır. Kefaret orucu hastalık, yolculuk gibi bir özür ile veya bayram günlerine rastlamak sebebiyle bozulursa veya Ramazan'a rastlarsa yeniden 60 gün tutmak lazım olur. Kadınlar özür sebebiyle bozunca yeniden başlamaz. Özür bitince geri kalan günleri tutarak 60'ı tamamlar. Devamlı hasta veya yaşlı olup 60 gün oruç tutamayan kimse bir fakiri bir günde iki defa doyurmak üzere 60 gün yedirir. 60 fakirin her birine 1750 gram buğday veya un yahut bunların kıymeti kadar ekmek, başka mal veya altın, gümüş vermek veya bunları bir fakire 60 gün vermek de caiz olur. Doyurmak için kağıt para da verilir. Oruç tutabilen kimsenin fakirleri doyurmak suretiyle kefaretten kurtulmaya çalışması hiç uygun değildir. Orucu bozup hem kazayı hem de kefareti gerektiren hususlardan birkaçını biraz evvel ifade etmiştik. Birkaç misal daha vermek icap ederse, Ramazan'ın bir gününde kaza lazım olan bir şeyi yaparak orucunu bozan kimse, başka gününde de bu şeyi kasten yine yaparsa kefaret de lazım olur. Toprak yeme alışkanlığı olan kimsenin yenmesi adet olan toprak veya kil yemesi, az tuz yemek, oruçlu olduğunu unutarak yiyen kimse, oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra orucu bozulmadığını bildiği halde yine yiyip içerse orucu bozulur, hem kaza hem de kefaret lazım olur. Sevgili dinleyiciler, şimdiye kadar Ramazan orucuna niyet, oruç kefareti ve orucu bozan şeyleri aktarmaya çalıştık. Sıra orucu bozmayan şeylere geldi. Evet, orucu bozmayan şeyler nelerdir? Orucu bozmayan şeylerden bazıları şunlardır. 1. Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içmek. 2. İhtilam olmak. 3. Tentürdiyot,
ve yağ sürünmek ve sürme çekmek. Bunların rengi, kokusu tükürükte, idrarda belli olsa bile orucu bozmaz. 4. Gıybet etmek. Gıybet orucu bozmazsa da sevabını azaltır. 5. İstemeyerek ağız dolusu kusmak. 6. İsteyerek, zorlayarak biraz kusmak. 7. Kulağına su kaçmak. 8. Ağzına, burnuna, boğazına toz, duman ve sinek kaçmak. 9. Oksijen gazı tüpüyle suni hava verilmek. Gazın içine ilaç konmuşsa bozar. 10. Başkalarının içtiği sigaranın dumanı sakındığı halde ağzına, burnuna girmek. 11. Ağzını yıkadıktan sonra ağzında kalan yaşlığı tükrükle yutmak. 12. Gözüne ilaç koymak. 13. Diş çukuruna ilaç koymak. Tadı boğazında duyulsa bile bozmaz. 14. Yutmadan yemeğin tadına bakmak. 15. Çiçek, kolonya koklamak. 16. Dişleri arasında sahur vaktinden kalan nohuttan daha küçük şeyi yutmak. 17. Gelen kusuntunun geri gitmesi. 18. Orucu bozmaya niyet edip de bozmamak. 19. Diş çektirmek. Diş çekmek için iğne vurulması orucu bozar. 20. Diş çektirince gelen kanı tükürmek. Yahut tükrükten azsa yutmak da orucu bozmaz. 21. Arının kendiliğinden sokması gibi durumlarda oruç bozulmaz. Peygamber Efendimiz, "Ya Rabbi, dilimi yalandan, kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, gözümü hıyanetten temizle ve koru. Gönülden geçenler senden gizli değildir." şeklinde dua etmemizi tavsiye ederlerdi. Bunun için oruçlu olanın riyadan, gösterişten uzak durması, sadece Allah rızasını düşünmesi lazımdır. Sevgili dinleyiciler, biz Müslümanlar çok büyük mesuliyet altındayız. Her anımız, her dakikamız, her günümüz imtihandır. İmtihanda kazanmak, sınıfı geçmek bir saadettir ki, kaybetmekte bir felaket gibidir. İşte şimdi anlatacağımız menkıbede de bu felakete düçar olmuş birinin acı hikayesini dinleyeceksiniz. Salebe bin Ebi Hatip Ensar'dan. Medine'nin yerlisi. İbadete çok düşkün. Sahabenin en zahitlerinden biri. Camiden ayrılmıyor. Böyleyken ne olduysa oldu, iş bu Salebe kendi diliyle kendi felaketini hazırladı. Bir gün Salebe Mescid-i Nebi'den çıkarak sevgili peygamberimize geldi ve işitenleri hayrete düşüren bir arzusunu arz etti. Ya Resulallah, bana servet nasip etmesi için Allah'a dua et. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar güzel bir cevap buyurdular. Kanaat et. Şükrünü eda ettiğin az mal, şükrünü eda edemediğin çok maldan hayırlıdır. Ashabım için fakirlik saadettir. Ahir zamandaki ümmetim için zenginlik saadettir. Salebe gitti. Gitti ama yine gelecek. Çünkü zengin olma ihtirası kalbini alev alev yakıyor. Hakikaten birkaç gün sonra yine sevgili peygamberimizin huzuruna çıktı. Ya Resulallah, bana servet nasip etmesi için Allah'a dua et. Arzu aynı, ihtiras aynı, kelimeler aynı. Mübarek peygamber en yüksek misali verdiler. Kendilerinin malı mülkü, altını akarı mı var? Bunu hatırlatıyorlar. Ben senin için güzel bir misal değil miyim? Sen Resulullah gibi olmaya razı değil misin? Bu soru taşı bile eritir ama kulaklar duymaz olmuşsa ne çare? Büyük Resul buyurdular ki, Allah'a yemin ederim ki dağların altın ve gümüş olmalarını ve iki yanımca yürümelerini niyaz etsem bu duam muhakkak ki kabul olur. Buna rağmen o sallallahu aleyhi ve sellem zengin olmak istiyor mu? Salebe sustu. Fakat içindeki canavar susmuyor. Bir zaman sonra tekrar geldi. Israr daha şiddetli. Şeytan esir almış, nefs boyunduruğunu vurmuş bir kere. Ya Resulallah, bana servet nasip etmesi için Allah'a dua et. Seni hak din ve kitapla gönderen Allah'a yemin ederim ki, eğer zengin olursam
servetimden hak sahiplerinin hakkını ödeyeceğim. Kendi iradesiyle, kendi ağzıyla ve yeminle söz veriyor. Ya sözünde durmazsa? O da kendi bileceği iş. Sevgili peygamberimiz mübarek ellerini açarak dua buyuruyorlar. Allah'ım, Salebe'ye servet nasip et. Salebe duaya kavuşmanın sevinciyle evine koştu. Zengin olma hülyalarıyla dolu. Hemen koyun, keçi, deve, at, sığır satın aldı. Bu küçük ve büyükbaş hayvanlar öyle çoğaldı ki az zamanda ağıllar, ahırlar almaz oldu. Mal çoğaldıkça Salebe'deki dünya muhabbeti de çoğalıyor. Bir zaman evveline kadar mescitten çıkmayan, alnı secdeden kalkmayan sahabi, hayvanların otu, sütü, yağı, yoğurdu, bakımı, tımarı, hastalığı gibi işleri yüzünden ancak öğle ve ikindi namazlarına gelmeye başladı. Mallar arttıkça artıyor. Bunları artık Medine'ye sığdırmak imkansız. Salebe Medine dışına bir vadiye taşındı. Bir çiftlik kurarak burada yaşamaya başladı. Sürüler ve onların işleri gecesini gündüzünü alıyor. Salebe bir müddet sonra öğle ve ikindi namazlarına da gelemez oldu. Ancak cuma namazlarına yetişebiliyor. Mallar artmakta. Ama ne artış. Katlana katlana. Keşke artmasa. Derken Salebe cuma namazlarını da terk etti. Sevgili peygamberimiz bir gün sual buyurdular. Salebe ne yapıyor? Eshab olanları anlattı. Davarlar sığırlar aldı. Bunlar çok arttı. Medine dışına taşınmak zorunda kaldı. Malıyla meşgul. Peygamberimiz müteessir oldular. Eyvah Salebe'ye. Eyvah Salebe'ye. Eyvah Salebe'ye. Evet, Salebe için 3 kere eyvahlandılar. Acaba niçin? Niçini şimdilik ashaba meçhul. Ama sebebi yakında anlaşılır. Aradan epeyce bir vakit geçti. Efendimiz iki zekat toplama memurunu yanlarına çağırarak bizzat vazife tebliğ ettiler. Evvela Salebe bin Ebu Hatip, sonra da Süleymoğullarına gidecek ve zekat vermelerini isteyeceksiniz. Peygamberimiz bir de yazı hazırlattırarak memurlara teslim ettiler. Vesikada zekat şartları yazılıydı. Memurlar atlarına binerek Salebe'ye geldiler. Selam ve hoşbeşten sonra... Ya Salebe, bizi Resulullah gönderdi ve elimize de bir vesika verdi. Vesika mı? Evet, peygamberimiz malının zekatını vermeni buyurdular. Bak işte. Nasıl? Ne nasıl? Zekat vereceksin. Fakir fukaranın sendeki hakkını ödeyeceksin. Salebe'nin rengi kaçmaya, dudakları kıpırdamaya, elleri hafiften titremeye başladı. Heyecanını gizleyemeyen bir sesle... Verin bakayım şu kağıdı. Verdiler. Aldı, okudu, düşündü. Bir kere daha okudu. Memurlar birbirlerine bakıyorlardı. Allah Allah. Salebe'ye ne oluyordu böyle? Şaşırmışlardı. Fakat asıl şaşkınlığı işte şimdi yaşayacaklar. Salebe asık ve acı bir yüzle konuştu. Siz harac istiyorsunuz ha? Öyle değil mi? He? O nasıl söz Salebe? Aklın başında değil senin. Nasıl böyle konuşursun Salebe? Çıldırdın mı yoksa? Ne münasebet canım? Hakikati söylemeyelim mi? Neyse neyse. Hele şöyle bir dolaşın da yine görüşürüz. Zekat memurları
Üzgün, şaşkın ve hayretler içinde oradan ayrılarak Süleym oğullarına gittiler. Zekat vermesi gereken mükellef zenginle görüştüler. Yazıyı gösterdiler. Başım üstüne. Bakın şurada en iyi, en cins devem duruyor. Onu zekat olarak verdim. Hayır. En iyi hayvanını vermen şart değil. İstersen diğerlerinden verebilirsin. Fakat adam nasipli ve cömert. Olmaz. Bunu alacaksınız. Allah için verilen bir şey elbette en güzelinden olmalı. Memurlar işlerini bitirince yine Salebe'ye geldiler. Salebe tedirgin ve huzursuz. Şu yazıyı bir kere daha verin bakayım. Verdiler, okudu, evirdi, çevirdi. Başını geriye atarak kısık gözlerle bulutları bir müddet süzdükten sonra o acı, zehir zemberek sözü maalesef yine söyledi. Evet, evet. Bu bir haraç. Olmaz. Ben zekat veremem. Memurlar adeta yıkıldılar. Salebe nasıl böyle konuşurdu? İnsan münafık olunca konuşuyor demek ki. Sen Salebesin değil mi? Biz yanlış birine gelmedik değil mi? Dostlarım, bırakın çocukluğu. Ben Salebeyim elbette. Lakin dişimle tırnağımla kazandığım malımın bir kısmını niçin size vereyim? Fakat Salebe, onda fakir fukaranın hakkı var. Bu hakkı ödemen Allah'ın emri. Yo, veremem. Benimle birlikte mi kazandılar? Salebe öyle katı davranıyordu ki bütün kapıları kapatmıştı. Mecburen geri döndüler. Kanları kurumuş, kül renkli iki insan konuşuyorlar. Biz bunu Resulullah'a nasıl haber veririz? Çok üzülecekler. Ya, ben de onu düşünüyorum. Akla hayale gelmedik, duyup işitilmedik bir şey bu. Peygamber Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Fakat Salebe onu reddediyor. Müthiş bir şey canım. Zekat memurları Medine'ye geldiklerinde uzaktan Resulullah'ı görünce daha onlar bir şey demeden buyurdular ki: Salebe'ye yazıklar olsun. Felaket. Salebe felakete uğramıştı. Devesinin en güzelini zekat veren mümin içinse bereket ve hayır duada bulundular. Salebe sözünde durmamış. Salebe İslam'ın bir şartını reddetmiş. Salebe Resulullah'ın emrini geri çevirmiş. Salebe Allah'ın sevgilisini, Salebe yüce Allah'ı incitmişti. Ne oldu? Servet derken mürtet oldu Salebe. Sevgili dinleyiciler, Allahü Teala hiç kimseyi böylesi hallere düşürmesin. Ne olursa olsun hakkımızda hayırlı olsun diyelim ve hemen konumuza gelelim. Evet, kimler zekat verebilir? Zekat verirken nelere dikkat edilir? Her ibadeti yaparken o ibadetin farzlarına, şartlarına dikkat etmek, bu şartları, farzları öğrenmek lazımdır. Mesela namazın farzlarından birisi vaktin girmiş olmasıdır. Vakit girmeden kılınan namaz sahih olmaz. Haccın farzlarından birisi Arefe günü, yani Zilhicce'nin 9. günü Arafat'ta vakfeye durmaktır. Arefe günü Arafat'ta vakfeye durulmazsa farzlardan birisi noksan olduğu için hac sahih olmaz. Bunun gibi zekatın da farzı ve bazı şartları vardır. Zekat verebilmek için her şeyden önce dinen zengin olmak, yani nisaba malik olmak lazımdır. Nisap, zaruri ihtiyaçların dışında 96 gram altın veya bunun karşılığı paraya, ticaret malına malik olmaktır. Bu miktara ulaşmayan kimse dinen zengin sayılmaz ve kendisine zekat vermek farz olmaz. Zekatın farzı ise zekat malını ayırırken niyet etmektir. Malı ayırırken niyet ettikten sonra fakire sadaka, hediye diye vermesi de caizdir.
Nisaba malik olduğu tarihi, zamanı, günüyle beraber iyi bilmek ve bu tarihi bir yere kaydetmek lazımdır. Bir kimse Ramazan-ı Şerif'in 5'inde nisaba malik olup zengin olsa, bu kimse hemen bu tarihi kaydetmesi lazımdır. Ertesi sene elindeki mevcut mala, paraya bakar, bunları sayar. Nisap miktarı ise mevcut olanların zekatını verir. Bu tarihten sonra ele geçenlerin zekatı bu seneye dahil edilmez. Fakat Ramazan-ı Şerif'in 4'ünde eline geçenlerin zekatını ise o seneki zekata dahil eder. Nisaba malik olan bu kimse zengin olduğu tarih olan Ramazan-ı Şerif'in 5'inde zekatını ayırmayıp 6'sında veya daha sonra elindeki paranın, malın hepsi helak olsa, ayın 5'inde zekat vermek kendisine farz olduğu için helak olan paranın, malın hepsinin zekatını vermek mecburiyetindedir. Çünkü kendisine zekat vermek farz olmuştur. Fakat bu para, mal, ayın 6'sında değil de zengin olduğu tarih olan 5'inden önce, mesela 3'ünde elinden çıkmış olsa, kendisine zekat vermek farz olmaz. Bunun için her Müslüman zekat malının nisap miktarı olduğu günü bir yere yazmalıdır. Bugünden sonra 1 yıl tamam olmadan önce eline yine nisap miktarı mal geçerse bu günü yeniden yazması ve bundan 1 sene sonra nisap helak olmadan elinde kalırsa o zaman zekat vermesi farz olur. Nisap 1 yıl sonra üzerine farz olan zekatı vermesi farz olur. Nisap miktarı olursa zekat farz olur ve yıl sonunda sahip olduğu miktarın 1/40'ını verir. Sene arasında azalan nisap, sene sonunda nisap miktarına yükselmezse zekat farz olmaz. Malı bundan sonra nisap miktarı olursa o günden sonra tekrar 1 yıl beklemek lazımdır. Bugüne kadar böyle bir tespit yapmamış nisaba malik kimseler bir tarih tespit edip bundan sonra her sene bu tarihte vereceği zekatı hesap etmelidir. Mesela Ramazan'ın 27'sini kabul edip bu tarihte zekatını hesap ederek verir. Bundan sonra da her sene Ramazan'ın 27'sinde zekat hesabını yaparak vereceği zekatı ayırır. Sevgili dinleyiciler, çoğu zaman fakir kimse bulamadıkları için zekatlarını hayır kurumlarına, derneklere, hatta camilere veren zenginlere rastlarız. Ancak dinimizde durum nedir? Camilere, hayır kurumlarına zekat verilebilir mi? Zekat 4 mezhepte de hayır kurumlarına verilmez. Zekatın hayır kurumlarına verilmeyeceği hususunda alimlerin ittifakı vardır. Çünkü eshab-ı kiram, tabi'in ve iştihat sahibi alimlerin hiçbiri zekat hayır kurumlarına verilir buyurmamış ve buna cevaz vermemiştir. Malik bin Enes, Müdevvene isimli eserinin 2. cilt 59. sayfasında diyor ki: "Meyyitin kefenlenmesi için zekat malından verilmesi uygun değildir. Çünkü zekat yalnız fakirler, miskinler ve Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği kimseler içindir. Yoksa meyyitler ve cami yapmak için değildir. Zekat sadece Kur'an-ı Kerim'de bildirilen kimselere verilir. Cami yaptırma derneklerine ve diğer hayır kurumlarına verilmez. Ancak zekat fakirin eline geçtikten sonra fakir bunları isterse hayır kurumlarına bağışlayabilir. Hayır kurumlarına zekat vermek isteyen kimse o kurumda vazifeli fakir vekili olan birine verir. Vekil de zekatı hayır kurumuna bağışlar. Doğrudan hayır kurumuna verilmez." Sevgili dinleyiciler, programımızın son bölümünde yine her zaman olduğu gibi fıkıh köşesi yer alıyor. Her sene Ramazan'ın ilk günleri vücudumda şiddetli ağrı olur. Vix'le ovunca geçer. Vix'le ovmak orucu bozar mı? Vix ve diğer bütün merhemleri vücuda sürmekle oruç bozulmaz. Ramazan'da dişleri diş macunuyla fırçalamakta mahsur var mıdır? Orucu bozar mı? Oruçluyken dişleri diş macunuyla fırçalamak mekruhtur. Yutulursa bozulur. Şehirler arası otobüs yolculuğunda otobüste çok sigara içtiler. Başkalarının içtiği sigaranın dumanı boğazıma gitti. Orucum bozuldu mu? Sakınmak mümkün olmadığı için oruç bozulmaz. Gözlerim ağrıyordu. İlaç damlattım. Orucum bozuldu mu? Göze ilaç damlatılmakla oruç bozulmaz. Kan aldırmak orucu bozar mı? Bozmaz. Hasta olduğum için orucumu tutamadım. Doktorlar iyi olmamdan ümitlerini kestiler. Ne yapmam lazımdır? Zenginseniz her gün için bir fıtra miktarı buğday veya un veya kıymeti kadar altın veya gümüş parayı bir veya birkaç fakire vermeniz lazımdır. Ramazan'ın başında veya sonunda hepsini bir fakire de verebilirsiniz.
İleride hastalıktan kurtulursanız yine orucunuzu kaza etmeniz lazımdır. Bazıları herkes ömründe bir defa kefaret orucu tutmalıdır diyorlar. Böyle bir şey var mıdır? Böyle bir sözün aslı yoktur. Kefaret borcu olan kefaretini yerine getirir. Fakat kefaret olup olmadığında şüphe edenin kefaret orucu tutması iyi olur. Vücuttaki herhangi bir yaraya konan ilaç beyne veya sindirim yollarına sızarsa, mesela deri altına aşı yapılırsa oruç bozulur mu? Oruç bozulur. Yalnız kaza gerekir. Dişim çok ağrıdığı için iğne yaptırarak diş çektirdim. Orucum bozuldu mu? İğne orucu bozar. Yalnız kaza lazım olur. Kulağıma ilaç damlattım. Orucum bozuldu mu? Kulağa ilaç damlatmak orucu bozar. Yıkanırken kulağa, abdest alırken boğaza su kaçsa oruç bozulur mu? Kulağa su kaçarsa oruç bozulmaz. Fakat abdest alırken hata ile boğaza su kaçsa oruç bozulur. Yalnız kaza lazım olur. Peki diş çukuruna ilaç koymak orucu bozar mı? Diş çukuruna konan ilaç orucu bozmaz. İsteyerek veya istemeyerek ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? Zorlayarak ağız dolusu kusarsa oruç bozulur, sadece kaza lazım olur. İstemeyerek ağız dolusu kusmaksa orucu bozmaz. Çalıştığımız yer çok sıcaktır. Yazın oruç tutarken bazı arkadaşlar soğuk suda başlarını yıkıyorlar. Mahsuru var mıdır? Serinlemek niyetiyle başını yıkamak mekruhtur. Hiç değilse bu işi yaparken orucunu rahat tutmaya niyet etmelidir. Abdest aldıktan sonra veya ağzı yıkadıktan sonra kalan yaşlığı tükrükle yutmak orucu bozar mı? Bozmaz. Yanlış hesap edilerek kefaret orucu Ramazan'a isabet etse, yani 58 gün oruç tuttuktan sonra son 2 günü Ramazan'a rastlasa kefaret caiz olur mu? Kefaret caiz olmaz. Yeniden peş peşe 60 gün oruç tutması lazımdır. Bu bakımdan kefaret oruçlarına Ramazan'a ve bayramlara rastlamayacak şekilde başlamalıdır. Şaban'ın sonunda 60 günü tamam olmazsa 3 günlük yola gider. Çünkü misafire Ramazan orucunun edası farz değildir. Kaza etmesi caizdir. Bu şekilde kefaret borcu olmayan veya herhangi bir dini özrü bulunmayan misafirlerin Ramazan orucunu seferdeyken de tutması iyi olur. 13 yaşında bünyesi çok zayıf bir kızım. Oruçlu olduğum zaman başım dönüyor, halsiz ve takatsiz düşerek hasta oluyorum. Bu halim orucumu kazaya bırakmaya özür teşkil eder mi? Müslüman bir doktor oruç tutamayacağınızı bildirirse kazaya bırakarak sıhhat bulunca tutmanız caiz olur. Bir hanımın özrü sabah ezanı okunurken sona erse yiyip içmesinde mahsur var mıdır? Bir şey yiyip içmez. Oruçlu gibi durması vaciptir. Özrü akşama yarım saat kala başlasa orucu bozulduğu için yiyip içebilir. Evet sevgili dinleyiciler. Bir Alo Türkiye gazetesi programının daha sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Esen kalın.